Büyüktür, küçüktür, eşittir arkadaşlar. Şimdi buradaki vereceğim tüyo şu. İşte bazen derler ki abi çizgiyi çiz, K olursa küçük, B olursa büyük falan. Gerek yok. Ağzın açık aldığı taraf büyüğü gösterir. Kim büyükse ağzı açık taraf oraya döndürün. Sağ taraf büyük. Eksi 2 mi, eksi 3 mü? Sıfıra daha yakın olan sayılar negatifte, sayı değerleri küçüldükçe sayı büyür arkadaşlar. Sıfıra yaklaştıkça büyür. Eksi 2 daha büyük. Sıfır daha büyük. 4 daha büyük. Eksi 1 daha büyük. 3 daha büyük. Bunlar eşit. Eksi 11 mi, eksi 19 mu? Eksi 11 daha büyük. 11 mi, 19 mu? 19 daha büyük. Çünkü bu pozitif. 1 mi, eksi 3 mü? 1 daha büyük diyorum. Ve sorularıma geçiyorum bakalım. Birinci soru. Diyor ki eşitsizliğini doğru yapan en küçük A tam sayısı kaçtır? En küçük A tam sayısı. Yani eksi 3'ten büyük en küçük sayıyı arıyoruz. Bazıları eksi 4 diyebiliriz. Sakın eksi 4 bundan küçük arkadaşlar. Biz büyüğü arıyoruz. Nerede? Bir sağında olacak. Eksi 2'yi bulmamız lazım. Dikkat, aman negatiflerde küçüğe büyüğe bakarken çok dikkat edin arkadaşlar. Sakın ola acele etmeyin. İkinci soru, yukarıdaki sayı doğrusunda A harfine karşılık gelen sayı. Bakacağım. Kaç bölme var? Eksi 3 ile 2 arasında 1, 2, 3, 4, 5 bölme var. Eksi 3'ten 2'ye de 5 uzaklık var. Demek ki her bir bölme bir uzaklığa denk geliyor. Bakın saydım. Eğer 10 uzaklık olsaydı ve 5 bölme olsaydı bu sefer her bir bölme 2 uzaklığa denk gelecekti. Tamam mı arkadaşlar? Ama 5 bölme var ve 5 sayı var arada. Demek ki her bir bölme bir sayıya denk geliyor. Tamam, buradaki mantığımız bu. Dolayısıyla arkadaşlar eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. A harfine karşılık gelen tam sayı kim olacak? Tabii ki eksi 1 sayısı olacak diyorum. Devam ediyorum. Üçüncü soruma. Demiş ki sevgi sayı doğrusuna benzeyen aşağıdaki gibi bir cetvelle bir kalemi boyunu ölçüyor. Eksi 8'den nereye kadar kalemin boyu? Buraya 5'e kadar gelmiş değil mi arkadaşlar? Cetvelde çizgilerin arasındaki mesafe 1 santim olduğuna göre kalemin boyuna kadardır. 5'ten eksi 8'i çıkaracağız. Şudur. 5 eksi eksi 8 diyebiliriz. Bunları artıya çevirip 13 de yapabiliriz. Ya da 5 buradan, 8 birim de buradan var. Topla bunları, 13. Bakın ikisi de aynı şey. Hangisi mantığınıza yatıyorsa o yönden gidin arkadaşlar. Ama dönüp dolaşacağınız yöntem ileride burasıdır. Burayı anlamaya çalışın diyorum. Ve 13 olduğunu ifade ediyorum. Geçiyorum bir dahaki bölümü. Tam sayılar burada bitecek. Mutlak değeri bahsediyor. Mutlak değer neydi? Sayının pozitif olaraktan dışarı çıkmasıydı. Konunun başında bunu anlattık arkadaşlar. Mesela mutlak değer eksi 5. 5 midir? Doğru. Mutlak değer 7, eksi 7 ne olur? 7 olur. 7 eksi 7'den büyük müdür? Bu da doğru. Peki mutlak değer eksi 2, 2'dir. Mutlak değer eksi 3 de 3'tür. Hangisi büyük? Sol taraftaki büyük olacak. Bu doğru mu? Bu sağ taraftaki büyük diyor. Yanlış. Eksi 2, eksi 3'ten büyüktür ama mutlak değerlerine geldiği zaman pozitif oluyor. Yanlış. Aman dikkat arkadaşlar. Hangileri doğrudur? 1 ve 2 doğrudur. Dikkat ediyoruz arkadaşlarım. Bakın mutlak değer içerisinde negatif bir sayı varsa bunu pozitife çeviriyoruz. Tamam mı? Çünkü mutlak değer demek sıfıra olan uzaklıktı. Uzaklık da hiçbir zaman negatif olamayacağına göre biz hep bunu pozitif yapıyorduk. Şimdi eksi 6, 6'dır. 4, 4'tür. Eksi 111, 111'dir. Eksi 3, 3'tür. 2, 2'dir. Eksi 18, 18'dir. 0, 0'dır. 124, 124'tür. 12 eksi 4 nedir? 8'dir. Dışarı 8 olarak çıkar arkadaşlar. Devam ediyorum. Aşağıdaki sorumuzda da diyor ki büyüktür, küçüktür, eşittir'i kullan. Evet. Bu dışarı artı 3 çıkar. O zaman eşit oldular. Bu dışarı 0 çıktı. Eksi 2 mi, 0 mı? 0 daha büyük. 2 çıktı, 5 çıktı. Hangisi daha büyük? Sağdaki daha büyük. 0 çıktı, 2 çıktı. Sağdaki daha büyük oldu. 5 çıktı, 4 çıktı. Bakın bu 5, bu da 4 çıktı. Soldaki daha büyük oldu. Bu eksi 4, mutlak değer yok. Dikkat edin. Aceleyle yapıp her şeyi artıya çevirmeyin. Bu da 1 çıktı. Sağdaki daha büyük oldu. Aman dikkat. Sakin olun. Şimdi ben anlattıktan sonra böyle tabii biraz hızlı çözüyorum. Çok vakit kaybetmemek için her şeyi anlatayım diye ama siz çözerken tane tane yavaş yavaş, tamam mı arkadaşlar? Sonra hızlanacaksınız. Şimdi buraya gelelim, diyor ki verilen ifadeleri doğru yapan A tam sayılarını bulunuz diyor. Şimdi A'nın mutlak değeri 2 ise neler olabilir? Hocam 2 olur. Peki eksi 2 olmaz mı? Eksi 2 de olur. O halde burası ya 2 olur ya da eksi 2. Bakın A'nın mutlak değeri 2'den küçük. Şimdi 1 koysam olur mu? Olur. 0 koysam olur mu? Olur. Eksi 1 koysam olur? Olur. Eksi 2 olmaz.
Demek ki 2 ile eksi 2 arasındaki sayılar olacak. Dikkat! 2'den küçükse değil mi arkadaşlar? Eksi 2'den de büyük olacak. Bunu deneyerek de tutabiliriz arkadaşlar. 0 koyun sağladı, 1 koyun sağladı, 2 koyun sağlamadı, 3 koyun demek ki yukarı çıktı, olmadı. Ve bu sayıların negatifleri. Mutlak değer A küçüktür 0 arkadaşlar. Burası boş küme. Çünkü mutlak değer en aşağı 0'dır. 0'ın altına inemez. Uzaklık 0'dan aşağı olamaz. Mutlak değer 0'dan küçük olamaz. Bu sizin şu bilgiyi ileride lise hayatınızda, üniversite hayatınıza kadar kullanacağınız çok önemli bilgi arkadaşlar. Karşınıza çok gelecek. Beni hatırlarsınız burada. Mutlak değer A 2 ile 4 arasındaysa 3 olur. Bir de eksi 3 olur diyorum. Doğru mu? Evet. Bir de önce pozitiflerini buluyorum. Sonra negatife çeviriyorum. İşim bu. 2 ile 3 oldu. Bir de eksi 2 ile eksi 3 koydum. Oldu mu? Çok güzel oldu. Mutlak değer yok. Sakın yanılmayın. Ne yapacağım? 2 ve 3 dedim. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü mutlak değer yok burada. Evet. Son testimize geliyoruz. Konunun son soruları. Kesinlikle doğrudur diyor bize. A, B A'dan büyükse, yani B sayısı A'dan büyükse, B'nin mutlak değeri de A'dan daha büyüktür diyor arkadaşlar. Şimdi tamam, pozitif tam sayıda doğru ama negatif tam sayıda bu eksi 2, bu eksi 3 oldu. Mutlak değer ne oldu? Bu 2'ye, bu 3'e döndü. Sağlar mı? Sağlamıyor. A B'den daha büyük oluyor. Zaten sakin durun diyor. Bu yorumları yapabiliyorsanız bu soruyu yapacaksınız. Zor soru. Sakin ve arkadaşlar düşünerekten. Her birini analiz edeceğiz. B A'dan büyükse mutlak değer A B'den daha büyüktür. Yukarıda denedik değil mi arkadaşlar? O zaman 3'e 2 dedim. Yine mutlak değerleri yine 3'e 2'den çıkacak. Pozitif olunca da bunu sağlamıyor değil mi? Pozitif negatif olabilir. A'nın mutlak değeri A'dan daha büyüktür diyor. Tamam, pozitifse eşittir. Ama negatifse bunu sağlar. Mesela eksi 2 ise bu artı 2 olur, sağlar da. Artı 2 ise ikisi de artı 2 olur. Sağlamaz, eşitlik olur. Bu da olmaz. Bu da diyor ki mutlak değer A büyüktür A'dan veya mutlak değer A eşittir A'ya. Az önceki bulduğumuz şey. Yani negatifse, sayı negatifse, eksi 2 ise bu artı 2 olur, büyük olur. Sayı pozitifse bu da artı 2 olacağından birbirine eşit olur diyor. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. İnce nokta vardı. Öğrencilerin yanılacağı noktalar buralar. Bakın, yanılacağınız noktalar buralar. Çünkü bir bilgiyi öğrenmek falan tamam, hemen doğru anlıyorsunuz ama bunu analiz edip uygulamak biraz daha böyle emek istediği için vazgeçebiliyorsunuz. Sakin kalın. Soruya zaman ayırın. İlk başlarda zor olur ama kavradıktan sonra hızlanır. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bizden istediği bu sayıları verelim. 0, 1 dediğine göre her bir adım birer birer etmiş. Artı 2, artı 3, artı 4, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Mutlak değer K, eksi 1'in mutlak değeri 1. Mutlak değer L, eksi 3'ün mutlak değeri 3. Topluyorum. B eksi A, B'den A çıkarsa, 3'ten 2 çıkarsa, 3 eksi 2'den burası 1. O zaman 1 artı 3 artı 1 diyoruz arkadaşlar. 4 artı 1 daha, 5 cevabı A şıkkında karşımıza geldi. 3. Sorumuz diyor ki bir iş merkezinin 4. katında bulunan Metin, Kemal ve Hayri yan yana bulunan 3 farklı asansöre biniyorlar. Sırasıyla eksi 2, 2. kat ve 9. katlara gidip tekrar 4. katta buluşuyorlar. Aldıkları yolların büyüklüğü hangisinde? Evet, aldıkları yolların, şimdi mutlak değer hesaplayacağız. Gidişi ve gelişi toplam hesaplayacağız. Mesela gitti diyelim ki 4. kattan 9. kata çıktı, 5 kat indi. 5 katta çıktı, 0 mı? Hayır. 5 kat indi, 5 katta çıktı, aldıkları yolları dediği için toplayacağız bunları. Toplam 10 kat mesafe almış olacak. Mesela şimdi Metin 4. kattan nereye gidiyor? Sırasıyla eksi 2'ye. 4. kattan eksi 2'ye ne kadar var? 6 yol var değil mi? 6 kat var. 4 buradan, 2 de buradan, 6. 6 da geldi Metin, 12 kat gitti. Kemal'e bakıyorum. 4'ten 2'ye geldi, bir daha kendi katına gidecek. 2 kat gitti, 2 kat geldi. Kemal 4 kat yaptı. Hayri'ye bakıyorum, 5 kat gidecek 9'a, 5 de geldi 10. Hangisinin yolu daha büyüktür? Metin, Hayri ve Kemal B şıkkında bu cevabı bulacağımızı söylüyoruz. Arkadaşlar, konumuz burada tam sayılar konusu bitiyor. Konu anlatımı kısa bir konuydu. Örnekleriyle beraber anlatmaya çalıştık. Yazarak dinlediyseniz, bakın çok ince, çok ufak da olsa püf noktalarına değindik.
detaylı soru çözüm yapmaya çalıştık. Bunun soru çözüm videoları da kanalımızda olacak. Kanalımıza abone olup bizi takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında matematik ve fen derslerinize ulaşabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Tüm öğrencilerimize sevgiler ve saygılar ve başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.